Türkiye'yi sarsan büyük depremlerin üzerinden tam 15 gün geçti. Yaraların sarılması için bölgede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gün boyu yaşanan bütün gelişmeleri 19. saati anlatacağız. Binlerce ev yıkıldı, deprem çok fazla ölüm ve acıya sebep oldu. Yapılardaki kolonlar çoğu zaman hayat ve ölüm arasındaki ince çizgiyi belirliyor. Kayıpların arkasında çoğunlukla kolonların kesilmesi yatıyor. Kesik kolonlu bir evde yaşamak ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2020'den bu yana ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Amerikan medyası Blinken'ın ziyaretini deprem ve seçimler üzerinden analiz etti. Büyük yıkımın oy reflekslerinde belirleyici olacağını yazdı. Türkiye depremin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Bir taraftan da normal takvimi 18 Haziran olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışılıyor. Ülke olarak yastayız. İyi haber duymak umuduyla televizyon ekranlarından gözümüzü alamıyoruz. Biz bunu yaparken çocuklar da bizi gözlüyorlar ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Onlara depremle ilgili neyi ne kadar anlatmalıyız? Deprem bölgesinde görevli yabancı gazetecilerle arama kurtarma ekipleri felaketin büyüklüğü karşısında şaşkınlığa uğradı. Türk halkının misafirperverliği, cömertliği ise yere göğe sığdırılamadı. Yıkılan Antakya sinagogundaki tarihi Ester parşömeni izinsiz olarak Tel Aviv'e götürüldü. 200 yıllık eserin korunma amacıyla alındığı ve İstanbul'daki Yahudi topluluğuna iade edildiği belirtildi. Megile yazmasının replika olup olmadığı araştırılıyor. Büyük afetin artık 15. günündeyiz. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta arka arkaya meydana gelen iki büyük depremde 41.156 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100 binden fazla yaralı var. Artık bölgedeki arama kurtarma çalışmaları büyük oranda tamamlandı ve yerini enkaz kaldırma çalışmalarına bıraktı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli önce Hatay'a gitti. Şu anda da Kahramanmaraş'ta. Hemen Kahramanmaraş'ta bağlantı yaparak 19. saat ana habere başlıyoruz. Zuhal Ketir notlarıyla yayına hazır. Zuhal, Kahramanmaraş'ta şu anda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgede bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Notlarını, izlenimlerini senden dinleyelim. Evet Nurdan, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'a geldi. Şu anda Karacasu kampüsünde incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli ve çok sayıda bakan da eşlik etti. Buradaki durumdan bahsedecek olursak, burada hayatın diğer noktalara göre bu konteyner kentte biraz daha normale döndüğünü söyleyebiliriz. Konteyner kentte ilgili bilgi verecek olursak da konteynerler İki odalı yaşam alanında bir mutfak ve lavabodan oluşuyor. Bu konteyner kentin tamamında mobil mutfak ve lavabo, Kızılay'ın kurduğu oyun çadırları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait psikososyal destek ekipleri yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'na ait de mobil sağlık tırları yer alıyor. Yine çocuklar için hazırlanan özel oyun alanları ve oyun parkı var. Mobil marketler de yer alıyor burada. Hemen vatandaşların hemen hemen tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek her şey bulunuyor diyebiliriz. Az önce de belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'a Karacasu kampüsüne incelemelerde bulunmak üzere geldi. Yine gelişmeleri takip ediyor ve aktarıyor olacağız. Sözü size bırakalım. Zuhal Ketir Kahramanmaraş'tan notlarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede, bir kez daha altını çizelim.
Orada hem afetzedelerle görüştü hem arama kurtarma ekipleriyle. Şimdi bir de Hatay'a gidelim. Ardından tekrar Kahramanmaraş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın notlarını da aktaracağız. Hatay'da da bizi Sevda Bozboğa bekliyor. İki büyük depremde en çok hasar alan şehrimiz. Sevda, 15. günde Hatay'da son durum ne? Nurdan Ebru Erdoğan, Hatay'da büyük oranda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 15 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Diğer yerlerde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Hatay'a geldi. Ziyaret etti Hatay'ı. Ziyarete MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. İki lider Antakya'da, aslında Antakya merkezde incelemelerde bulundular. Bakanlardan bilgi aldılar. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan personellerle de bir konuşma gerçekleştirdiler. Oradaki incelemenin ardından iki lider Hatay AFAD merkezine geçtiler ve burada kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. O toplantı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları oldu. Hasar tespit çalışmalarının bitmek üzere olduğunu belirtti. Neredeyse tamamlandığını ifade etti. 1.684.000 vatandaşın barınma ihtiyacının giderildiğini belirtti. Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz dedi ve yeni konutları zemin kalitesine bakarak yapacağız ifadelerini kullandı. Kalıcı konutlar için de TOKİ'nin hazırlık içerisinde olduğunu belirtti ve zemin katı 3 ya da 4 katı geçmeyecek yeni yapılan binalarda ifadelerini kullandı. Buradaki incelemelerin ardından da Kahramanmaraş'a geçti iki lider ve şu dakika itibariyle de Kahramanmaraş'taki incelemeler de devam ediyor. Evet, muhabiri Sevda Bozboğa Hatay'dan notlarını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün afet bölgesindeler. İlk durakları iki büyük depremde en çok hasarı alan Hatay oldu. İki lider Hatay'da önce arama kurtarma ekipleriyle görüştüler. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde uzunca bir süre yetkililerden bilgi aldılar. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Bütün şehirlerimizi ayağa kaldıracağız dedi. Hatay'daki konutların üçte birinin oturulamaz hale geldiğini söyledi. Temaslarını tamamladıktan sonra da Maraş'a geçti Cumhurbaşkanı. Şu anda Kahramanmaraş'ta konteyner kentleri geziyor. Depremzede vatandaşlarımızla görüşüyor. Aynı zamanda da AFAD'da yine arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi. Bilgi aldı. Birazdan bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Şu anda da ziyaretten görüntüleri canlı olarak ekranlara taşıyoruz. Kahramanmaraş ve Hatay'dan canlı bağlantılarla son durumu öğrendik. TV.net ana haber muhabiri Enes Arol da günlerdir deprem bölgesindeydi. Saat 19'u gösterdiğinde 19. saat dilimi içerisinde an be an yaşananları bizlerle paylaştı. Artık arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle o da oradaki haber nöbetini tamamladı ve haber merkezine döndü. Şu anda da yanımızda, stüdyoda, orada neler yaşandığını bizimle paylaşacak Enes. Gittiğin ilk andan itibaren neler yaşadın? Ulaşımda özellikle ne gibi sıkıntılar çıktı karşına? Biraz bize oradaki yaşadıklarını anlatır mısın? Nurdan, tabii yani hiç güzel şeyler maalesef yaşayamadık. Tüm ülke olduğu gibi biz de çok zor bir şekilde orada görevimizi, haber nöbetimizi sürdürmeye çalıştık. Biz üzücü haberi aldıktan sonra hemen kısa bir süre sonra senin de dahil olduğun gibi gerçekleştirdiğimiz toplantının ardından deprem bölgesine gitmek üzere bir planlama yapmaya çalıştık. Karayoluyla ulaşım çok zor olacağını biliyorduk çünkü hava koşulları çok kötüydü. Evet. Hatırlayacaksın sen de. Tarifeli uçaklar yoktu. Biz de hemen bir şekilde koordine ederek hem kanal yönetimimiz sayesinde hem buradaki çalışmalarımızın ardından AFAD'ın uçağıyla biz deprem bölgesine gittik. Ama şöyle, uçağa binene kadar biz nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Çünkü uçak hangi piste inebilir, nereye gidebilir, neresi uygun, hiçbir bilgimiz yoktu. Biz uçağa bindikten sonra Gaziantep'e uçağın gideceğini öğrendik. AFAD ekibiyle birlikte ilk geceyi Gaziantep'te geçirdik. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde
oradaki koordinasyonu takip etmeye çalıştık. Hı. Bakan Murat Kurum oradaydı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatarlı. Pazartesi gecesi, evet, depremin olduğu evet, gün. Ilk akşamdan, ilk geceden bahsediyorum. Daha sonra Gaziantep'teki merkezdeki biz binaları gezmeye başladık. Hı hı. Enkazları gezmeye başladık. Hemen ardından Kahramanmaraş'taki durumun daha kötü olduğunu duyduğumuz için biz Kahramanmaraş'a hareket ettik. Tabii zor bir ulaşım oldu. Oraları uzun uzun anlatmak hı hı. istemiyorum ama bir şekilde biz Kahramanmaraş'a ulaştık. Kahramanmaraş'a gittiğimde Nurdan, inan hiç güzel şeyler anlatabilecek gibi değilim. Yani ilk gittiğimiz gün çok fazla yıkılan bina vardı. Merkez için söylüyorum. Biz kameraman arkadaşım İsmail Katırcı ile birlikte inan bazı şeyleri görüntülerken çok zorluk çektik, anlatırken çok zorluk çektik. İlk günlerin olması sebebiyle arama kurtarma çalışmalarında istenilen seviyede daha değildi. Zordu. Çok evet. zordu. Çünkü ekipler buradan oraya ulaşamıyordu. Karayolu kapalıydı. Hava ulaşımı çok zordu. Hava durumu çok kötüydü. İnsanlar ailelerini, çocuklarını, annelerini, babalarını enkazın başında bekliyorlardı ve inan onlara ulaşabilmek için, erişebilmek için ellerinden gelen, yani ne tırnaklarıyla insanlar o enkazları kazıyordu Nurdan. Biz bunlara şahitlik, şahit olduk. O sesleri duyduk, o elleri gördük, enkazlardan uzanan elleri gördük. Daha sonra 3. gün, 4. günden sonra arama kurtarma çalışmaları fazlalaştı. Her enkazın başında neredeyse biz ekipleri görmeye başladık. Yemek sorunu 3. gün 4. gün ardından çözüldü. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tırlar çünkü anca ulaşabildi deprem bölgelerine. Yani İstanbul'dan çıkan tırın gelmesi 2,5-3 gün sürdü. Çok normal olarak. Çünkü yol çok kötüydü. Yollar kapalıydı. Hasar alan yollar vardı. Daha sonra biz tüm deprem bölgelerini evet. İsmail Katırcı ile birlikte gezmeye çalıştık. En sonda da Adıyaman'a gittik, Antep'e gittik, Şanlıurfa'ya gittik, Diyarbakır'a gittik. En sonda da haber nöbetimizi Hatay'da sonlandırdık. Son 4 günümüzü Hatay'da geçirdik. Hı hı. Hatay için de çok kısa toparlamam gerekirse, Hatay'ın merkezi için söylüyorum, Antakya'da. Hı hı. Maalesef ayakta bina görmek çok zor. Çok zor Nurdan. Yani evet ayakta bina yok mu diyeceksin, var ama binanın kolonunun biri düşmüş, duvarları çatlamış, pencereleri yok, her şey. Yani şunu gördük, yeniden hı hı. bir şehir, Hatay için söylüyorum, Antakya için söylüyorum, bir şehir yeniden ayağa kaldırılacak. İyi şeyler yaşamadık mı? Yaşadık ama maalesef kötü anılarla, kötü hatıralarla bizler haber nöbetimizi tamamlayıp İstanbul'a döndük. Bir kez daha geçmiş olsun Enes. Hem sana hem de bütün Türkiye'ye başımızda sağ olsun. Türkiye deprem yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan seçim takvimi de yaklaşıyor. Afet bölgesinde seçim nasıl yapılabilir? Seçmen sandıkla nasıl buluşturulacak? Yasemin Işık araştırdı. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük depremiyle sarsıldı. Felaketin yarası sarılmaya çalışılırken 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerin akıbeti ise tartışma konusu oldu. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız. Bundan haya ederiz. Hukukçulara göre anayasa uyarınca savaş nedeni dışında seçimlerin ileri bir tarihe ertelenmesi mümkün değil. Ancak büyük yıkım yaşayan başta Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta altyapı sorunları, seçmenlerin büyük bölümünün göç etmesi ve kayıplar var. Peki zorlu koşullara rağmen depremden etkilenen illerde seçim nasıl yapılabilir? Zira bunun bir örneğini 30 Ekim 1983'te Erzurum depreminde gördük. Türkiye depremden bir hafta sonra sandık başına gitmişti. Seçmen kütükleri zaten artık elektronik olarak düzenleniyor. Ölenlerin kaydının yapılması geçmişe yönelik olarak nispeten daha kolay. Bu noktada en fazla ne olabilir? Yani vefat edenlerin bir kısmının vefat ettiği henüz tespit edilmemiş olma ihtimali burada söz konusu olabilir. Bu durumda da en fazla ölen kişiler oy kullanmaya gelmemiş olur. Ancak farklı düşünenler de var. Belirtilen tarihlerde seçimler yapılırsa şöyle bir tabloyla karşılaşacağız. Seçime katılım oranları %10'lar, %20'ler düzeyinde olacaktır. Bakın bu çok ciddi bir meşruiyet problemidir. Ve o sandıktan kim çıkarsa çıksın, seçimi kaybeden açısından bu bir propaganda konusudur. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi yerlerde yıkım oldukça büyük. Can kayıpları çok fazla. Birçok kişinin adresi bile belli değil. Bu şartlar altında seçmen nasıl sandıkla buluşturulacak? Seçim mahalleleri biliyorsunuz ikametgahlarda olmuyorlar. Yani sadece seçim için belli binalar yaratılabilir, belli binalar inşa edilebilir. Bu yapılabilir. Ya da diğer siyasi partilerin de görüşü alınmak suretiyle başka hal ve çareler bulunabilir. Kaldı ki birçok problem var. Mesela hangi ilin kaç vekil seçeceği bile şu anda muamma.
Hayatını kaybedenlerimiz var, başka illere göçenlerimiz var, hala ikametgah değiştirmeye çalışanlarımız var. O nedenle neresinden bakarsanız bakın belirsizliklerle dolu. Bir yandan da depremden etkilenen çok sayıda seçmen başka illere göç ediyor. Peki başka bir ilde oy kullanılabilir mi? Yasaya göre böyle bir şey mümkün değil. Aynı seçim çevresi içinde mahalleleri başka bir mahalleye taşıyabilirsiniz. Ancak örnek vermek gerekirse Hatay'ın sandıklarını Mersin'e taşıyamazsınız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken afet bölgelerini ziyaret etti. Amerikan medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğine dair analiz yayımladı. Gündeme getirilen senaryoları ise Reyhan Ayıldız araştırdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretinde en önemli başlık depremdi. Blinken ve Çavuşoğlu depremin vurduğu illeri ziyaret etti. Sık sık karşılıklı işbirliği ve dayanışma mesajları verildi. ABD ile görüş ayrılığı içinde olduğumuz konular zaten belli. Ama pozitif gündemimiz ve bu pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi daha da geliştirme arzumuz da ortada. Ancak Blinken'ın Türkiye ziyareti sırasında Amerikan medyasının gündeminde Türkiye'de yaklaşan seçimler vardı. The New York Times gazetesi haberinde Türk yetkililer yüzyılın en ölümcül depremi nedeniyle ölenlerin acısıyla boğuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan paralel bir krizle karşı karşıya ifadelerini kullandı. Batı medyasında sık sık Türkiye'nin geleceğine dair karamsar yorumlara yer veriliyor. Siyasi mühendislik yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz yayın kuruluşu BBC, deprem sonrası uluslararası seferberliğin Türkiye'nin diplomatik ilişkilerine nasıl yansıyacağını ele almıştı. Haberde Türkiye'nin yapılan insani yardımları göz önünde bulundurarak uluslararası arenada savunduğu haklardan feragat etmesi gerektiği ima edilmişti. Gazetede Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la tansiyonu düşüreceği, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağı, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünden de deprem gerekçesiyle vazgeçebileceği ileri sürülmüş. Batı medyasının önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yaşadığı trajediye odaklanmak yerine sınırları zorlayan komplo teorilerine daha çok ağırlık vereceği tahmin ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Kahramanmaraş'ta kürsüde kulak verelim. Hayırlı şifalar Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. O bakımdan Cenab-ı Allah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar eski normal hayatımıza dönüşeceğiz. Tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun. Aziz milletim, Kahramanmaraş'ın saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığı deprem felaketinden bu yana 2 hafta geçti. Depremin 3. günü geldiğim Kahramanmaraş'ta felaketin büyüklüğünü bizzat yerinde müşahede ettim. Yıkıntıların altındaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazın kaldırılmaya başlandığı, yardım faaliyetlerinin düzene girdiği bir dönemde tekrar Kahramanmaraş'tayız. Her iki depreminde merkez üssü olan Kahramanmaraş hala yaralarını sarmaya devam ediyor. Milletimize ve sizlere
bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Dünyada eşi benzeri görülmemiş deprem felaketlerinin ardından Kahramanmaraş'taki arama kurtarma, yardım ve destek faaliyetlerinde 41 binden fazla görevlimiz, 3 bine yakın iş makinamız mevcut. Barınma için kurulan çadırların sayısı 40 bini, konteynerların sayısı 3 bini, hayatını buralarda sürdüren insanlarımızın sayısı 300 bini buldu. Kamuya ait spor salonlarına, camilere, yurtlara, okullara ve diğer geçici barınma merkezlerine yerleştirilenlerin sayısı 58 bini geçti. Şehirde tespiti tamamlanan yerlerde 25 bin binadaki 91 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bir başka ifadeyle Kahramanmaraş'ın yaklaşık 1/3'ü oturulamaz hale gelmiştir. Dolayısıyla az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı demeden bizler bütün bu inşaatları sıfırdan ele almak suretiyle yeniden inşa ve ihya edecek Kahramanmaraş'ı Kahramanmaraş olarak bütün mağdur, mazlum, depremzede kardeşlerimize inşallah teslim edeceğiz. Tabii burada altyapısı kontrol edilerek güvenliği temin edilen yerlere şu anda elektrik, doğalgaz ve su verilmeye başlandı. Şehir genelinde ulaşım birkaç noktadaki trafiği aksatmayacak çalışma haricinde sıkıntısız şekilde sağlanıyor. Deprem bölgesinin tamamında 10 bin konteyner kurulumu tamamlandı. 65 bin konteynerin kurulumu sürüyor. Bu rakamı 100 bine çıkartacak, ihtiyaç halinde de 200 bine kadar yükseltebileceğiz. Kahramanmaraş'ta da konteyner kurulacak alanlardaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kalıcı konutlarla ilgili somut adımları atma aşamasına geldik. Kahramanmaraş'ta Mart ayı içinde 45.067 konutun temelini atarak inşallah inşasına başlıyoruz. Sadece Mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz. Takip eden aylarda bu rakamı Maraş'la birlikte deprem bölgesinin tamamında ne kadar olması gerekiyorsa o seviyeye kadar çıkartacağız. İnşallah bir yıla kadar tamamı gerçekleşecek olan bu inşa ve ihya hareketimizi ben inanıyorum ki bundan önce geçirdiğimiz deprem afetlerinde nasıl gerçekleştirdiysek burada da gerçekleştireceğiz. Yeni konutlarımız zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde güvenli yerlerde inşa edilecek. Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde de bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz. Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum. Amacımız depremle yıkılan şehirlerimizi adeta sıfırdan inşa ederek milletimizi bir daha böyle felaketlerin acısını yaşatmamaktır. Biraz önce Hatay'da deprem anından bugüne kadar bölgeye ve deprem zedelerimize yaptığımız çalışmaları detaylıca kamuoyuyla paylaştım. Deprem zedelerimiz için gerek hane bazında, gerek birey bazında
gerek işletme bazında yaptığımız her yardım, sağladığımız her destek sizlerin hakkıdır. Mutlaka istifade etmelisiniz. Devletimizin gücü, milletimizin gönül zenginliği bunların hepsini karşılayabilecek güçtedir. Buradan ise tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Gelin Kahramanmaraş için hemen şimdi diyerek hep birlikte bu şehre sahip çıkalım. Maraş'ı konutuyla, çarşısıyla, sanayisiyle, tarımıyla, her şeyiyle birlikte ayağa kaldıralım. Geçici barınma için nereye giderse gitsin, her bir Maraşlı kardeşim önümüzdeki yılın baharında kendi memleketindeki yeni hayatına başlamış olsun. Yani yeniden tekrar ayrıldığı evine, barkına, bağına dönsün diyorum. Depremin canımızı yaktı, canlarımızı aldığı, evlerimizi yıktığı doğrudur. Ama bu afet birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi asla parçalayamaz. Geleceğimize dair umutlarımızı asla elimizden alamaz. Ve inşallah da alamayacaktır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve hep birlikte sizleri birer Fatiha'ya davet ediyorum. Ruhları için El Fatiha. Önce MHP lideri Devlet Bahçeli, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesinin merkezi olan Kahramanmaraş'ta kürsüdeydi. İki lider de birlik beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı bölgeyi yeniden ayağa kaldırılacaklarının bir kez daha altını çizdi. Yeni konutlar hakkında bilgi verdi. Mart ayı itibariyle inşaatın başlayacağını söyledi. Yeni konutların zemin artı 4 kat olacağının bir kez daha altını çizdi. Şu anda bölgede temaslarını tamamlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Deprem sonrası İsrail'den Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinin Antakya'daki sinagog enkazında bulduğu Tevrat parşömenlerini kaçırdığı iddia edilmişti. Tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Hahambaşalı araya girdi ve Megillah yazması Tel Aviv'den geri alındı. Ancak bu ilk değil. Reyhana Yıldız süreci anlattı. Depremin vurduğu illerden Hatay'da ilginç bir olay yaşandı. Antakya Sinagogu'nun enkazında arama çalışması yürüten İsrail'i kurtarma ekibi enkazda 300 ve 600 yıllık Tevrat parşömenleri buldu. Bölgedeki görevini tamamlayan ekip iddiaya göre İsrail'e dönerken enkazda buldukları parşömenleri de yanlarında götürdü. Olay duyulunca devreye Türkiye Haham başlığı girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da Ester kitabı parşömenlerinin bulunması için titiz çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Ardından parşömenler İsrail'den geri alındı. Şimdi Türkiye Haham başlıkta koruma altında. Suçlamaların hedefindeki İsrail'li arama kurtarma ekibi ise eserin koruma amacıyla İsrail'e götürüldüğünü savundu. Tarihi eser kaçakçılığı anlamına gelen bu olay Türkiye'de ilk değil. Ülkeye çeşitli nedenlerle gelen yabancıların benzer yollarla çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçırdığı biliniyor. Bu duruma İzmir-Bergama'dan parça parça kaçırılan Zeus Sunağı en iyi örnek. Bergama diğer adıyla Zeus Sunağı'nı 1869-1884 yılları arasında Türkiye'de yol mühendisi olarak çalışan Karl Hümann'ın kaçak kazı yoluyla Berlin'e kaçırdığı biliniyor. Tarihi soygun ispat edildiği halde Sunağ'ın Türkiye'ye iadesi yıllardır gerçekleşmedi. Almanya, eserin Osmanlı dönemi yöneticileri tarafından kendilerine satıldığını ileri sürerek kaçırılma olayını hiçbir zaman kabul etmedi. Sunak yıllardır Berlin'deki müzede ziyaretçi akınına uğruyor.
Yaşadığımız sancılı dönemde kuşkusuz en büyük desteğe ihtiyacı olanlar çocuklar. Küçük yaşta maalesef büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldılar. Kimi ailesini, kimi evini, kimi arkadaşlarını, kimi de hepsini birden kaybetti. Hiçbir şey kaybetmemiş olsa bile yaşadıkları, gördükleri karşısında büyük bir şokun etkisindeler. Çocuklara depremi anlatmanın püf noktalarını Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Esra Gül Koçyiğit ile konuşacağız. Esra Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çocuklarımız bu depremde sanıyorum hepimizin en çok üzüldüğü kişiler onlar. Bir anda dünyaları alt üst oldu. Anlamaya, idrak etmeye çalışıyorlar. Yakınlarını kaybettiler. Ebeveynlerini kaybettiler. Bazıları okullarını kaybetti. Şehir değiştirmek zorunda kaldı. Yani özetle bütün hayatları alt üst oldu. Bir kısmı da yaşamayıp uzaktan olup bitenleri sosyal ve görsel medya aracılığıyla maruz kalıyorlar. Önce orada o depremi yaşayan çocuklarla başlayalım hocam. Ne hissediyorlar şu anda, ne yaşıyorlar? Öncelikle böyle bir afet durumu aslında travmatik bir olay. Ve en temel noktası güvenlik duyguları zedeleniyor çocukların. Evet. Ve kontrol algısı zayıflıyor çevresine karşı da. Dolayısıyla bununla birlikte de korku, kaygı, endişe gibi çok yoğun duygular yaşıyor olabilirler. Tabii her çocuk aynı etkiyi gösterecek diye bir şey söylemek de çok elbette mümkün değil. Hepsinde farklı etkiler olacaktır. Yani bazı çocuk olaydan hemen sonra bazı tepkiler verirken bazı çocuklar günler, haftalar, aylar geçtikten sonra bazı davranış farklılıklarıyla karşımıza çıkıyor olacak aslında. Bu çocuklara tabii ki şu anda en çok ihtiyaçları olan o güven duygusu, o değişmiş olan yaşam alanlarının, rutinlerinin tekrar aslında paylaşımcı, destekleyici bir ortamla tekrar iade edilmesi. Yani bu duygunun tekrardan çocuklarda geliştirilmesi, onarılması diyeyim daha doğrusu gerekmekte. Bu da tabii ki çevrenin, ailenin destekleyici tutum ve davranışlarıyla gerçekleşiyor olacak. Yani aslında temel adım, işin püf noktası çocuğa tekrardan kendisini güvende hissettirmek. Yaşadığı yer değişti, belki başka yakınlarının yanında kalıyor şu anda, ailesi yoksa ilk olarak ona güvende hissettiğini bir şekilde anlatmak gerekiyor. Aynen öyle. Aslında hani onun her çocuğun tabii gelişim ve yaş grubuna farklı göre anlatımda bulunmak gerekiyor. Onların anlayabileceği dilden sade, somut bir şekilde, özellikle küçük çocuklar, 6 yaş öncesindeki çocuklar daha somut anlayabilirler. Okul çağındaki çocuklar biraz daha tabii sözel ifadeler, daha soyut kavramları anlayabilirler. Onlara ama yine de hem dinleyerek, onların çünkü dinlenmeye çok ihtiyaçları var. Yani bu çocuklara şunu söylememek gerekiyor mesela, işte korkusundan bahsediyorsa korkma, işte sen erkek çocuksun, erkekler korkar mı, korkaklar korkar. Sadece gibi ifadeler söylenebiliyor. Bunu aslında söyleyen kişiler de kötü niyetli değil. O yoğun duygu karşısında çaresiz hissettikleri için aslında, başa çıkamadıkları için bu ifadeleri söyleme ihtiyacı hissediyorlar. Halbuki çocukların o duygularını sadece dinlemek en temel ihtiyaçları ve yansıtma yapmak. Mesela diyelim ki işte ben çok korktum diyor çocuk. Çok korktun demek yeterli. Çocuk burada sadece ne yapacak? Anlaşıldığını hissedecek. Bu ifadelerle de, yani kendini bu sözel, işte belki resimler aracılığıyla, bunları da çok önerdiğimiz çalışmalar, oyunlar aracılığıyla belki tekrar tekrar o yaşadıkları olayı resmedecekler ya da oyunlar aracılığıyla tekrar tekrar yaşadıkları durumu oyunlarında tek... Şunu sorabilir miyim hocam, özür dilerim. Bazı ebeveynler şu anda çocuğum depremi anlatan resimler çizmeye başladı, eyvah diye tepkiler veriyorlar. Buradaki tepki eyvah mı olmalı, yoksa bu normal bir tepki mi çocuk tarafından verilen? Aslında çok normal. Yani buna destek olunmalı. Çünkü biz mesela diyelim ki bir işte
bir lokmayı nasıl hazmediyoruz? Çiğneyerek hazmediyoruz. Dolayısıyla böyle olayları da aslında işte yetişkinler ne yapar? Konuşarak bunu hazmederiz. En yakınımızı anlatırız. Evet, çocuklarda ise özellikle mesela işte 6 yaşa kadar olan çocuklar yani dil sözel olarak ifade etme yetileri daha henüz çok gelişmiş değil. O yüzden resimler aracılığıyla o duygularını ifade edecekler. Yani hazmedecekler aslında ve bir süre sonra duyarsızlaşacaklar o yaşadıkları duygular, olayın yarattığı duygulara karşı. Dolayısıyla tekrarlı oyunlara aslında olumlu bakması gerekiyor ebeveynlerin ya da o resimleri çizdikleri için çocuklara destekleyici hatta yani beraber konuşabilirler. İşte burada ne anlatmak istedin? Ondan sonra işte en çok seni ne korkuttu gibi. Hı hı. Yani korkuyu konuşmaktan korkmamamız lazım. Biz genelde olumlu duyguları konuşalım ya da onu hissedelim istiyoruz ama aslında korku da, öfke de, bu olumsuz gibi düşünülen duygular bizim en temel duygularımız ve bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Yani korku duygumuz olmasa hiçbir şeyden korkmayız ve hayat yani bir sürü tehlikeyle burun buruna geliriz. Toplum olarak şu anda hepimizin hissettiği şey korku. Çocuklarda bu tabii ki daha farklı. Çünkü çocuklar yani nihayetinde bilmediğimiz şeyden korkarız, belirsizlikten korkarız. Evet. Çocuğun hayal dünyası da sınırsız. Yani neyi ne kadar hayal edebilir tahmin edemiyoruz. Depremin ne olduğunu sanıyorum en başta en doğru şekilde anlatmak gerekiyor. Bunun bir doğa olayı olduğunu. Aynen öyle, çok doğru söylüyorsunuz. Çocuklara, ya çünkü dediğiniz gibi yani... Çocuklar zihinlerinde depremi çok iyi işleyemezler. Evet. Yani bu henüz bilişsel gelişimleri tam olarak gelişmediği için yani soyut düşünme becerileri gelişmediği için hani tabii ki okul çağındaki çocuklar bunu daha iyi anlayabilir ama daha küçük çocukları konuşuyorsak eğer bu durumda belirsizlik yaratır çocukta. O zihinlerinde tam olarak işleyemedikleri için belirsizlik de kaygıyı arttırır. Kaygı artınca öfke, işte endişe, güvensizlik yine ortaya çıkar. Bunu nasıl anlatmamız lazım? Aslında bunu yine somutlaştırmak, işte kar gibi, yağmur gibi, mevsimlerin değişimi gibi bir doğa olayı olduğunu, bazen işte yeryüzündeki katmanların hareket ettiğini ve bundan dolayı da yeryüzünde sarsıntılar olduğunu söylemek gerekir. Bu şekilde anlatmak gerekir. Ebeveynler şu konuda endişe etmesin. En iyi şekilde anlatmalıyım işte acaba yetersiz miyim gibi. Burada önemli olan çocuğun sorduğu sorulara da basit bir şekilde cevap vermekte. Önemli. Evet. Bazen çocuklar hani sizin bu açıklamalarınızdan sonra başka sorular sorabilirler. Ebeveynler burada hani bunu anlatırsam acaba ben şimdi hangi soruyla karşılaşırım gibi endişe duyabilirler. Evet. Bu gelecek olan sorulardan korkmasınlar. Bunları diyelim ki hiç cevap veremeyecek o soruya. O zaman şöyle diyebilir, bunu bilim adamları araştırıyor. Ben de merak ediyorum gibi ifadelerle çocuğun oradaki merakını da ortadan kaldırmış olur ebeveynler. Hem de o belirsiz durumu basit bir şekilde anlatarak belirli hale getirip kaygıyı da azaltmış olurlar. Peki çok teşekkür ediyorum hocam kıymetli katkılarınız için. Ben çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız sorusuna yanıt aradık. Türkiye çıkarıldığı F-35 programı için 1,4 milyar doları acaba geri alabilecek mi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Ankara'da görüştüğü Amerikan mevkidaşına bunu hatırlattı. Peki F-35 krizi nasıl doğmuştu? Yahya Hancı haberinde anlattı. Bu tek taraflı bir karardı. Bizim kararımız değildi. Dolayısıyla ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir rakam var. Tabii Türkiye bu programda olmadığına göre ödediğimiz paranın da geri ödenmesini beklemek en doğal hakkımız. Türkiye F-35 programı için ödediği parayı alabilmiş değil. Washington yönetimi bu konuda somut bir adım atmadı. Krizin doğduğu 2019 yılına dönelim. NATO üyesi Türkiye uzun bir zamandır kendisine ait bir hava savunma sistemi kurmak istiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot için kapıyı kapatmasının ardından adres S-400 için Rusya'ydı.
Ancak bu Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatsızlığa neden oldu. Washington yönetimi S-400'lerin F-35 savaş uçaklarının güvenliği için bir tehdit olacağı gerekçesini sundu. Bu konunun ne NATO'yla ne F-35 projesiyle ne Amerika'nın güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını İşin erbabı olan herkes biliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarına rağmen Türkiye S-400 konusunda geri adım atmadı. 4 adet S-400 hava savunma sistemi bataryası aldı. Temmuz 2019'da Beyaz Saray yönetimi resmi bir açıklama yaparak Türkiye'nin bu önemli programdan çıkarıldığını duyurdu. Gelinen noktada Türkiye'nin askeri geliştirme planı sekteye uğradı. With regard to the F-16s, the Biden administration strongly supports the package to both upgrade the existing F-16s and to provide new ones to Turkey. Şimdi ise Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında F-16 uçaklarının satılması konusunda görüşmeler var. Beyaz Saray yönetimi sıcak bakıyor. Ancak Senato bu konuda olumlu değil. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine onay vermesi şartıyla satışın gerçekleştirilmesini talep ediyor. NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması doğru olmaz, adaletli de olmaz. İkisi farklı konu. İkisinin de şartları var. Son haberde veda ediyoruz. İyi akşamlar.